Binali Bey'in bugünkü konuşma başlığı deprem ve afet politikaları, yerellerde müdahale mekanizmaları. Buyurun Binali Bey. Teşekkür ediyorum. Aslında iyi bir şey de yapılmış, düzenleme de yapılmış. Serdar Hocam yerel yönetim uygulayıcısı artı plancısı, yani yerel yönetim taraflarından baktığı mülkiyet ilişkilerine, hak sahipliğine ve kentsel alanlarla ilgili. Ben de aslında yerel ve merkezi yönetim arasındaki çelişkileri de ön plana çıkararak değerlendireceğim. Çünkü ben de 12 yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda, yani bir merkezi kurumda uygulayıcı olarak, plancı olarak çalıştım. Birbirini tamamlayan oturumlar olmuş olacak. Ben gene de afetle ilgili kavramsal bazı karışan kavramları en azından bir daha burada tartışmaya açacağım. Türkiye'nin afetselliğini, bunu belli politikalar üzerinde şimdiye kadar izlenmiş olan politikaları tarihsel süreç içinde aktaracağım. Türkiye'deki kurumsal yapıyla ve yasal yapıyla özellikle yerel yönetim ve merkezi yönetim ilişkilerinin ön planda olduğu maddeler üzerinde gitmeye çalışıp birkaç uygulama üzerinde de onları değerlendirmeye çalışacağız. Aynı şeyi anlayalım diye de bu kavramları bazılarını okuyarak bazılarını da tarifleyerek geçelim. Şimdi afet en genel tanımıyla insanlar ve insan yerleşmeleri üzerinde fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplara neden olan normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların sonuçlarıdır. Yani bu olaylar eğer insanların yaşamadığı veya insanların mülkiyetlerinin veya mallarının olmadığı bölgede olduğu zaman biz bunları afet olarak tanımlamamışız. Yani afet tanımımız biraz insan merkezli bir tanım. Acil durumu da yine şey yapalım. Çünkü afet yönetimini tanımladığımızda bu kavram da geçecek. Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini ifade eder. Afetse de hak sahipliğini ikisini birlikte şey yapalım. Hak sahipliği üzerinde Serdar Hoca da oldukça fazla durdu. Şimdi hak sahipliği bizde afetzedeliğin bir alt kümesi olarak tanımlıyoruz biz. Yani afetzedeyi afete uğramış, herhangi bir şekilde can ve mal kaybına uğramış olanları biz afetzede ve o afette etkilenen kişileri olarak tanıyoruz. Ama bunların mesela tekrar konut alabilmeleri için, tekrar kayıplarını alabilmeleri için bunların hak sahibi olabilmelerini biz mülkiyet üzerinde tanımlıyoruz. Yani Türkiye'deki temel şey mülkü olanın hak sahibi olacağıdır. Mülkü olmayan kimseleri biz hak sahibi olarak kabul etmiyoruz. Kentsel dönüşüm alanlarında da diğer birçok yasada da biz bu tanımlamayı mülkiyet üzerinden götürüyoruz. Biraz zaten bu afet konusunu sonradan eklediğimiz bir başlıktı da bu sempozyuma. Biraz güncel sorunlarla ilgili olsun diye de bunu eklemiştik. Karışan kavramlarımız da vardı. Yani şu anda hala net olmayan. Bunlar afetin genel hayata etkililik durumu nedir, ne değildir? Afete maruz bölge nedir? Afet bölgesi nedir? Bunları hep karıştırıyoruz ama bu karışıklık biraz daha devam edecek gibi. Çünkü bu karışıklık yasalarda da var. Yani mevcut yasalarda kaynaklanan bir karışıklık. Onu birazdan tanımlarız. Şimdi burada bizim afetle ilgili, yani mesela Van örneği üzerinden bunu şey yapabilirsek, birçok afet bölgesinde de şey yaptı.
en önemli ilk başta baktığımız şey, yani bir afet olgusunun olmuş olmasıyla başlıyoruz. Sonra olmuş olan, daha doğrusu bu afetin genel hayata etkili olup olmadığını inceleyerek devam ediyor. Bunun için belli kriterler, şartlar da konulmuş. Oradaki şartlara göre belki genel hayata etkili sayılabilmesi için işte 100 haneye kadar olan köylerde en az oradaki konut yapıların %10'unun hasar görmesi, 100'den fazla olan yerde 10 konutun, işte 5000'e kadar olan yerlerde 20 binanın, 50.000'den fazla olan yerlerde 50 binanın, bunun gibi kriterler var. Bu şartları sağlayan bölgeleri biz genel hayata etkili olmuş olarak kabul edip oradaki kişileri de afetzede olarak nitelendiriyoruz ve o bölgeyi de afet bölgesi ilan edebiliyoruz. Ama afet bölgesi ilan etmede biraz çekinceler var. Buradaki çekinceler de genelde merkezi yönetimde kaynaklanan, yani onların çok fazla bunu kolay kolay ilan etmemeleriyle oluşan bir durum var. Buradaki konuda üçüncü kavramımız vardı. Afete maruz bölge kavramı. Bu Van depreminde de gündeme gelmiş olan şeydi. Yani eğer biz burayı afet bölgesi ilan edersek bir çivi bile çakamaz kimse. Tehdidiyle de, yani merkezi yönetimin tehdidiyle de oluşan bir afete maruz bölge kavramı vardı. Şimdi afete maruz bölge ile bahsedilen, eğer bir bölgede bir afet olmuşsa ve bunun daha sonra da tekrar tekrar devam edebileceği durumlar varsa, bu özellikle mesela heyelan, su baskını, kaya düşmesi, çığ tehlikelerinin olduğu bölgelerde, yani bir sonraki süreçte tekrar orada bir başka afetin olma durumunun olduğu bölgeler yapılaşmaya kapatılmak amacıyla o bölgeler afete maruz bölge olarak ilan ediliyor. Eğer o bir bölge afete maruz bölge ilan edilmişse oraya çivi çakılamayabiliyor. Ancak afet bölgesi ilanında o bölge genel hayata etkililik şartlarını sağlayabilir. Yani burada az önce saydığım yıkık ve hasarlı bina sayıları gerçekleşmiş olabilir. Yalnız mesela yangın afeti ve deprem afetinde afet bölgesi ilan edildiğinde biz tekrar oraları kullanabiliyoruz. Yani bir çivi çakma engelini buralarda gündeme almıyoruz. Sadece kaya düşmesi, çığ tehlikesi, heyelan, su baskını olan yerlerde biz afete maruz bölgeyi ilan ediyoruz. Bir başka, birazdan göreceğimiz haritada da o şey var. Şu haritada Türkiye'nin deprem bölgeleri haritası olarak bu gösteriyoruz. Bunun üzerinde 1 ve 2. hatta 1, 2, 3. derecedeki deprem bölgelerini biz afete maruz bölge olarak kabul ediyoruz. Yani normalde buradaki kırmızı, şu pembe gibi ve sarı olan bölgelerde biz hiçbir yapı yapmamamız gerekiyor. Burada da yine afete maruz bölge kapsamında oluşturulmuş bir haritadır burası. Yalnız afete maruz bölgeleri biz biraz esnetmişiz. Yani daha sonraki şeylerde çalışmalarla bunları önlem alınarak yapılaşmaya açma şartıyla biz afete maruz bölgelerin sınırlarını değiştirebiliyoruz. Yani bu düzeydeki bir, yani afete maruz bölgeye çivi çakılamaz kavramını eğer biz Türkiye üzerinde konuşursak, Türkiye'deki yani %70'ini neredeyse hiç yapı yapmamamız gerekecek. Ama bunu önlemlerle biraz daha daraltmış oluyoruz. Asıl karmaşaya neden olan kısmı, onu da şey yapalım, sonra gerekirse tekrar onun üzerinde bahsedebiliriz. Afet bölgesini ilan edilmemesiyle ilgili afet yasasının, yani 7269 sayılı yasanın ikinci maddesiyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü yardımın
devlet tarafından yapılacağı, yani geniş kapsamlı bir yardım ve bazı vergilerinin de toplanmaması orada gündemde. Bu çok geniş kapsamlı olduğu için bunu Türkiye ölçeğinde, Türkiye'nin de bu az önce gösterdiğim harita düzeyi dikkate alındığında o kapsamda tüm Türkiye'ye afet bölgesi ve oradaki sayılan yardımların yapılamayacağı bilindiğinden ek bir kanun çıkarmışız. 4133 sayılı bir yasa çıkarmışız. Bu yani 1995 yılında. Bu yasayla biz afete uğramış bölgeyi, daha doğrusu afet olmuş bölgeleri sadece yardım kapsamına alan ama ikinci maddede sayılan muhtemel afet veya olası afet bölgelerini kapsam dışında bırakan bu ikinci maddeyi, daha doğrusu ek yasayla getirilen maddeyi ön plana almışız. Burada mesela Van örneğinde de ilan edilmemesinin nedeni eğer Van ilini afet bölgesi ilan ettiğimizde sadece şu son depremde afete uğrayanların haklarını veya onların vergilerini filan vazgeçmektense oradan etkilenmemiş ama diğer ilçelerde de olası afet kapsamında olabilecekleri de katmamız gerekiyor. Sırf olası afetleri buraya katmamak için o bölgeleri şu anda afet bölgesi olarak ilan edilmiyor. Sadece en son depremlerde etkilenen afetzedeleri kapsam içinde tutmak amacıyla bir çalışmalar yapılıyor. Diyelim ki orada başka kaya düşmesiyle ilgili olan köyler varsa, heyelan köyleri varsa, su baskını da etkilenecek köyler varsa onlar bu kapsam dışında bırakılsın diye veya bütçeyi daha çok sarsacağı için bu afet bölgesi ilan edilmemiş durumda. Biraz politikalar ve genel bilgileri daha hızlı geçeceğim. Yani Türkiye bir afet ülkesi. Bunu artık tüm medyada her tarafta görüyoruz. Ama en çok can ve mal kaybına neden olan afetimiz bizim deprem. Yani toplamın %61'ini depremlerden zarar görmüş. Sonra heyelan %15'ini, sel, su baskınları, kaya düşmesi, yangın ve diğer afetler sıraya geliyor. Bu afet bölge haritalarında da şu aşağıdakilerin rakamları çok net göremiyorsunuz ama bizim çok önemli kentlerimiz, sanayi alanlarımız, barajlarımız, birçok yatırımlarımız birinci derecede deprem bölgesi üzerinde kalıyor. Tabii bu haritanın benzer haritaları var, onun çok daha uzun olmasın diye heyelan, su baskını, kaya düşmesi onları da çakıştırdığımızda çok daha fazla bir alanımızın afete maruz bölgede kaldığını görmüş oluyoruz zaten. Afet yönetimi bizim yani ana kavramlarımızdan birisiydi. Afet politikalarını da uygularken zaten bu süreçler önemlidir. Afet yönetimini gene de afet öncesi ve afet sonrası dönemlere göre biz ayırıyoruz. Afet öncesi dönemleri risk yönetimi olarak adlandırıyoruz. Yani önleme, risk azaltma ve hazırlık dönemlerini. Afet sonrasındaki çalışmaları da biz kriz yönetimi olarak tanımlıyoruz. Burada da afet anında kurtarma, ani müdahaleler ve daha sonrasında yapılan yeniden inşa süreçlerini. Bu afet döngüsü bir sonraki afete kadar, yani bizde birçok afet tekrar ettiği için, yani depremlerimizin belli periyotları olduğu için bu süreci bir döngü olarak da yaşadık birçok bölgede. Yani Marmara'da da, Sakarya, Bolu'da da, Erzincan'da da birçok yerde bunu şey yaptık. Şimdi tarihsel süreç içinde Türkiye'nin afet sistemi ve politikalarına baktığımızda bunları da hızlıca geçmeye çalışacağım. Anadolu'da özellikle yani birçok antik dönemlerde, hatta yakın dönemde, son 100 yılımızda bile birçok kent defalarca afetlerden etkilendiği halde biz onları terk etmemişiz. Yani hala onları kullanabiliyoruz. Bu işte bir yaşam biçimi haline de getirmişiz aslında. Yani hepimiz de en azından bir yakınımızın veya kendimizin bir afet olayına tanıklığımız var.
1944 yılına, bunu dönemlere ayırdık. 44 yılına kadar olan dönemi. Cumhuriyetten önceki bazı yasalarla biz bir de afetle ilgili önlemleri, yani biz az önceki afet yönetimindeki o afetten önceki olan dönemi çıkarılan yasalarla ve oluşturulan kurumlarla bir önlem politikası olarak anlıyoruz. Afetten önceki yapmamız gereken şeyler zaten proaktif uygulamalar, proaktif politikalar olarak tanıyoruz. Sonrasında reaktif politikalar. Bunu zaten sonunda da şey yapacağız. Türkiye'de genel uygulanan afet politikaları özellikle 99'a kadar biz reaktif, yani afet bir yerde afet oluyor, o afetten sonra biz çaba harcıyoruz. Önleme ile ilgili şeyleri 99'dan sonra gündemimize aldık. Yani proaktif politikaları o zaman geçtik. 44 öncesinde gene de kurumsal olarak da işte Mübadele İmar İskan Bakanlığı'nın kuruluşu, belediye yasasının çıkarılışı, Bayındırlık Bakanlığı'nın kuruluşu, Yapı İmar İşleri Reisliği, bunun gibi kurumsal yapıları görüyoruz. Bir de önemli olan şey, birçok afet için, yani özellikle o dönemde 40-44 arasında yoğun afetlerin yaşandığı bir döneme denk gelmiş, her bir yasa için, her bir afet için bir yardım yasası çıkararak biz idare etmişiz. Afet politikalarını parçacı, sadece oradaki lokal sorunları çözmek üzerine kurmuşuz. 44-58 yılları arasında burada yavaş yavaş yasal ve kurumsal yapıları biraz daha olgunlaştırmışız. Burada da zarar azaltıcı önlem kapsamında bunlar gerçekleşmiş. Şu anda da en çok üzerinde konuşulan işte afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik de o dönemde bu 44-58 arasında oluşturulmaya başlanmış. Deprem bürosu oluşturulmuş. 55 yılında DSEYA, Deprem Seyran Yangın Şubesi oluşturulmuş. İmar ve yapılaşma ile ilgili önemli bir dönüm noktaları bizim için 1956'da 6785 sayılı imar kanunu çıkarılarak bir önlem, daha düzenli, daha güvenli yaşam mekanları yapmak üzere böyle bir bu yasamız çıkmıştır. Ama ondan sonra da yine yani 48 ile 58 arasında da her bir afetle ilgili yine Erzincan'da, Eskişehir, işte Aydın, Balıkesir, Bilecik her bir afetle ilgili ayrı ayrı yasalar çıkararak biz çözmeye çalışmışız. 58-99 dönemi arası döneme ayrılmasının önemli bir şeyi, burada artık her bir yasa için, daha doğrusu her bir afet için bir yasa çıkarma yöntemini bırakıp herhangi bir olası afette dikkate alabileceğimiz, uygulamaları yapabileceğimiz tek bir afet yasasını oluşturmuşuz. Yani şu anda bile kullandığımız 7269 sayılı kısa adıyla afet yasası dediğimiz umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanunu çıkarmışız. Ve bu yasayla... Binel Bey, 2-3 dakikada toparlarsanız soru ve tartışmaya da biraz zaman bırakmış oluruz. Biraz daha hızlı gitmem gerekecek ama şey yapayım. Bir de önemli bir kurumumuz, bizim Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nü oluşturmuşuz. Tabii bunu son yapılanmada o da değişti. 99 yılı sonrasında da bizim artık proaktif politikaların etkili olmaya başladığı dönem, Marmara depreminden sonra daha bilinçli, daha önleyici politikaları oluşturmamız gereken döneme girmişiz. Burada birçok kurum kurduk ama onların birçoğunu yine de değiştirdik şu son zamanlarda. Yani Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, Türkiye Acil Durum Yönetim Genel Müdürlüğü, Ulusal Deprem Konseyi, Afet Bölge Koordinatörlüğü, bunları kurduk. Ama en sonunda Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nı kurarak, yani daha önceki Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma ve Türkiye Afet Acil Durum Yönetim Genel Müdürlüğü'nü birleştirerek Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nı oluşturarak şu anki bir koordinasyon görevi olan bu kurumu kurduk.
Bunların içinde olan temsilcilerini, yani Afet Acil Durum Yüksek Kurulu, bakanlar, bakanlıklar düzeyinde, Afet Acil Durum Koordinasyon Kurumu da müsteşarlar düzeyinde olan onun teşkilatı şu anda koordinasyonla uğraşmak durumunda. Bunun temel amacı, bu yeni kurumun kuruluş amacı, afet ve acil durumlarıyla sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın kurulması. Temel görevi de afet ve acil durumlarıyla sivil savunmaya ilişkin hizmetleri ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma olaylarıyla, yani daha önceki kurumsal koordinasyon yetkilerinin verildiği bir kurum. Bunun İl teşkilatı olarak da İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri kurulmuş durumda. Bunlar da merkezin yereldeki kurumları olarak çalışmaktadır. Kalkma planlarını geçiyorum. Şu anda önemli olan bizim yerel yönetimleri ilgilendiren belediye yasası, büyükşehir yasası, belediyesi yasası, il özel idaresi kanunu ve köy kanunlarında afetle ilgili epey görev var. Ama bunların hemen hemen tamamı koordinasyonla ilgili değil, belli yardım ve çalışmalara katılım düzeyindedir. Belediyelerle ilgili kısmımız, yani daha çok onun üzerinde çefen. Çünkü il özel idareleri biraz merkezi yönetimin taşradaki teşkilatı gibi çalışıyorlar. Çünkü başında valiliğin olduğundan dolayı da belediyelerden biraz daha farklı işleyişi var. Belediye kanununun 7. maddesinin U bendinde afetle ilgili görevleri biraz tanımlanmış durumda. Burada il düzeyinde yapılan planlara uygun olarak doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak, gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç gereç yardımlarında bulunmak. Z'de ise afet riski taşıyan ve can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları da işte burada insanları tahliye etmek ve yıkmak görevleri var. Benzer görevler belediye kanununda da var. Belediye kanununda son çıkarılan, daha doğrusu Serdar Hoca'nın da değinmiş olduğu 73. maddesine dayalı olan, yani dayanarak çıkartılan kentsel dönüşüm bölgeleri de amaçlarından, hatta en önemli amaçlardan biri de afet temelli, afet zararlarını azaltma amacıyla oluşturulan bir madde belediye kanununa konmuş durumda. Tabii belediyeler düzenleyici rolleri çok az durumda. Köy kanunu da aslında oldukça detaylı bir kanundur. Bizim yerel yönetim birimlerimizden birisi de köylerdir. Bu da köyleri küçük yerleşim birimleri, yani bir belediyedeki sunulan hizmetler dikkate alınarak orada yapılması gerekenleri, afete, onlara karşı yapılması gerekenleri de içinde alan bir yasadır. Son Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulduğu, yani kurulmadan önce başlamıştı ama kurulduğunda da yasalaşan KentGES strateji geliştirme eylem planı oluşturuldu. Bu eylem planında 11. hedefi olarak afet ve yerleşme risk alanlarını azaltmak başlığında 5 strateji ve 11 eylemi var. Bir de Ulusal Deprem Strateji Eylem Planı'nda afetle ilgili bizim merkezi düzeydeki kurumlarımız da şey yapıyor. Şimdi afet sonrası yapılaşma sürecinde asıl yerel yönetim ve merkezi yönetim ortaklaşma çalışması gerekiyor. Ve her aşamada da bunlar birlikte çalışıyorlar. Ama burada çelişkiler, çatışmalar da çok fazla gündeme geliyor. Özellikle aynı partide olmadığı durumlarda. Yani bunu ben Bayındırlık'ta çalıştığım zaman da Yalova'da, Bingöl'de, Arı Doğu Beyazıt'ta ve şimdi de Van Merkez'de de bu şeyler, çatışmalar, daha doğrusu afet uygulanan yer seçiminden tutun, yeniden yerleşme, yeni yerleşme yerlerinin seçilmesine, yapılmasına, kredilendirme süreçlerine kadar bunlar yaşanıyor. Bunlar çok hızlı geçeceğim artık, aslında şey olabilirdi. Yani geçici iskan alanları da, plancı olduğum için biraz plandan bahsedecektim ama afet politikaları kısmı biraz daha bu sempozyumun konularıydı. Yani
Burada da afet sonrasında yapılan yeni yerleşim örnekleri Bolu'da olan bir şeydi. Yani genel olarak sonuç değerlendirmesi olarak diyebileceğimiz, biz bir afet ülkesi olmamıza rağmen, habire afetleri yaşamamıza rağmen ama çok ders almadığımız, hala aynı şeyleri ve dünyadaki çoğu ülkeden daha deneyimli olmamıza rağmen biz hala yaşayabiliyoruz. Ve çok sayıda yasal ve kurumsal yapımız olmasına rağmen bunu yaşıyoruz. Ülkemizde yani uygulanabilir zarar azaltıcı proaktif politikaları çok fazla tercih etmiyoruz. Yani şimdiye kadar da etmemişiz. Hep reaktif politikaları devam ettiriyoruz. Şu en son söylediğim çatışma alanı, yani daha doğrusu afet bölgesi ilan edip etmeme konusu da, eğer afet bölgesi ilan etmiş olsak proaktif politikayı uygulamak durumunda kalacağız. Yani bir önleyici politikadır. Ama biz onu dikkate almayıp reaktif politikayı hala ön plana çıkarıyoruz. Sadece afet olmuş bölgelerdeki en son olmuş afetzedelere yardım politikasını ön plana çıkaracak olan yasalarımızı da işletmeyip şey geçiyoruz. Mülkiyet ilişkileri çok baskın. Yani biz hala afetzedemizi, hak sahibimizi, mülkü olana sadece bu hakları veriyoruz. Mülkü olmayan şeyleri es geçiyoruz ve afette ikinci önemli bir kavram da ihtiyaç kavramıdır. Biz ihtiyacı olanları çok fazla dikkate almıyoruz. Asıl dikkate alınması gereken konu da ihtiyacı olanları ön plana almak. İhtiyacı olanı sadece nerede dikkate alıyoruz? Eğer birden fazla konutu, yani mülkü olanın birden fazla konutu varsa ona sadece tek konut veriyoruz ihtiyacını karşılamaya. Yani ihtiyaç sınırımızda mülkü olanın zorunlu ihtiyacını karşılamaktır. Mülkü olmayanlar bizim için ihtiyacı yok kabul ediyor. Teşekkür ediyorum. Burada teşekkür ederim.